Kemoterapi yalnız damardan vermekle tedavi şekli değildir. Aşağı yukarı 15 senedir karından verilen kemoterapitik sostatik ilaçların özellikle yumurtalık kanserlerinde çok büyük faydalar temin ettiği ve gene bazı karın içi tümörlerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Bu tedavi tarzı doğrudan doğruya tümör üzerindeki doğrudan doğru tümör üzerine direkt etki etmekte ve aynı zamanda da kana geçerek hücreler etkili olmaktadır. Bunun faydaları aşağı yapılan 800-900'lü civarındaki tecrübelerde faydalı olduğu ve hastanın sürvisini, yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir. Nüks eden özellikle over tümörlerinde, batın tümöründe kullanılması büyük faydalar sağlar. Pek çok yerlerde denenmiştir. Ancak yanına yeni ilaçların eklenmesiyle yani hem intravenöz damardan hem batın içine verilen ilacın beraber kullanılmasıyla da oranın %50'lerden %70'lere kadar çıktığı gösterilmiştir cevap oranının. Bu büyük bir orandır. Burada genellikle hastalarda bulantı ihtimali azalmakta ve tümörün üzerine direkt olarak ilacın etkisi de hastalığın genellikle etkisini kat ve kat daha da arttırmaktadır. Bu tedavinin aynı zamanda ısı tedavisiyle beraber yani batına ısı tatbiki ile beraber yapıldığı takdirde daha iyi sonuçlar verebileceği de bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Ama intraperitoneal yani batın içi verilen ilaç tedavisiyle onunla beraber eş değerli bir damar tedavisini beraber verdiğimiz takdirde çok iyi sonuçlar alacağımızı da bilmek gerekir. Tabii bunun esnasında tabii ki etkinin yanında bu vücuttaki kansere karşı savaşta kanser hücrelerinde sistemik olarak da kana geçtiğinden dolayı batına verilen bu kemoterapötik ilaçların faydası da tartışılmaz. Bunların molekül büyüklüğü önemlidir. Tabii her ilaç batından verilmez. Seçilmiş ilaçlar verilir. Örneğin sisplatin, karboplatin gibi ilaçları tercih etmek birinci sıradadır. Onunla beraber intravenöz gene uyum sağlayan, over kanserlerinde, batın kanserlerinde etkili olan ilaçları da intravenöz olarak damardan vermekte olayı daha da değerlendirmektedir. Tabii bunu yaparken antioksidanları da beraber kullanmak ve bunları da beraber tüketmek ve bu esnada bazı tedavilerde intravenöz ilaç verilirken yüksek dozda C vitamini vermenin de faydayı daha da arttırdığı gösterilmiştir.